uyandım sabah ile, gözyaşı sile sile. Uyandım sabah ile, gözyaşı sile sile. Ecel kapımı çaldı, alıyorum nafile. Feryada feryada, gam çekmişem dünyada. Ecel kapımı çaldı, alıyorum nafile. Feryada feryada, gam çekmişem dünyada. Elimde yeşil fincan, yüküm gam gönlüm hicran. Elimde yeşil fincan, yüküm gam gönlüm hicran. Yar gurbet ellerinde, dayanır mı buna can? Feryada feryada, gam çekmişem dünyada. Yar gurbet ellerinde, dayanır mı buna can? Feryada feryada, gam çekmişem dünyada. Elimde yeşil gülüm, yüreğim kör düğüm. Elimde yeşil gülüm, yüreğim kör düğüm. Yıllar oldu hasretim, var mı yâri gördüm? Feryada feryada, gam çekmişem dünyada. Yıllar oldu hasretin, var mı yâri gördüm? Feryada feryada, gam çekmişem dünyada. Ne oldu? Nesi var abimin? Bir şey mi oldu abime? Lütfen bekleyin, haber vereceğiz. Allah'ım ne olur bir şey olmasın abime. Tamam, tamam sakin. Yani kötü düşünmeyelim hemen. Yasemin abla sen girsen içeri. Ne bileyim belki bir faydan dokunur, bir şey olur falan, giremez misin? Hançercim yapma. Birazcık sabır. Doktorlar şimdi çıkar, anlarız zaten ne oldu. Ya çıksın şu anda, çıksın. Çıkarsınlar abim artık, çıksın şu hastaneden artık. Ne duydun ne? Ölecek zaten. Ameliyattan sonra öleceği belliydi. Anne, Cemil abi öldü mü? Gözünüz aydın. Hastanız kendine geldi. Kurtuldu yani. Cemil Bey'in yaşam fonksiyonları şu anda yerinde. Hayati tehlike atlattı. Ben biliyordum. Dilim başka bir şey söylüyordu ama içimden Cemil beni bırakmaz diyordum. Duydun mu Emir? Kurtulmuş Cemil abi. Doktor Bey, teşekkür ederiz. Allah sizden bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizden de. Çok geçmiş olsun. Hançer. Gel gel. Gel sarılayım sana. Gel gel. Durduk yere kalbini kırdım senin de. Ama öyle canım acıyor ki Hançer. Ne diyeceğimi bilemedim. Abim kurtuldu ya yenge. Başka hiçbir şey önemli değil. Gel Emir.
Çok teşekkür ederim. Affet beni. Önemli değil. Buradan çıkalım. Kafandaki sorularını. Hepsini konuşuruz. Ben bütün cevaplarımı aldım. Hiçbir sorum yok artık sana. Sen benim kahramanımsın. Hepimizin gözü aydın. Cemil'in iyi haberini aldık çok şükür. Artık burada fazla kalabalığa gerek yok. Cemil ehil ellere emanet nasıl olsa. Hadi kızım çocuk da burada durmasın. Ben sizi bırakayım. Ha, yok olmaz. Ben Cemil'i bırakamam burada. Yok yok vallahi olmaz. Yok gidemem. Ertuğrul amca doğru söylüyor yenge. Bak git eve birazcık uyu dinlen. Çocuk perişan oldu burada hastane köşelerinde. Ben buradayım nasıl olsa. İyi madem. Aklım burada kalacak ama. Biz gidelim. Biraz dinlenelim. Akşama geliriz. Abin size emanet. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda ayaklanır Cemil. İnşallah Ertuğrul amca. İnşallah. Sağ ol usta. Hadi bakalım. Hadi Emir. Sana emanetler. Merak etme sen. Biz de gidelim artık. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler Engin. Sağ olun. Bizi yalnız bırakmadığınız için. Bırakmayacağız tabii. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın inşallah. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa biliyorsunuz zaten sürekli telefonum açık. Biliyorum Engin, biliyorum. Geçmiş olsun. Görüşürüz canım. Görüşürüz. E gitseydin sen de keşke. Ben buradayım zaten. Yalnız mı kalmak istiyorsun? Yok ondan demedim ama yani işin gücün varsa bölünmesin, aksamasın diye. Çalışanlarım var benim. Olmasa da iş bekler. Ben buradayım. Selamın kavlen. Ne işin var senin benim odamda? Anne. Anne ne olur kızımı geri getir. Bak şimdi o çok korkuyordur ben yanında yokum diye. Ya ben bir gün bile Mine'den ayrı kalmadım. Ben yokum diye uyumamıştır da. Yemek bile yemez yabancı yerde. Ben torunumu yabancıya emanet eder miyim hiç? Hem senden daha iyi bakıyor ona. Ya anne yeter artık ya yeter. Ya nereye götürdün benim kızımı? Geri getir ne olur gözünü seveyim geri getir. Kime emanet ettin Mine'yi? Daha dün bir bugün iki. Sen şimdiden böyle yaparsan olmaz ki. Metanetli ol. Bak kaç gün ayrı tutacaksın bizi. Bu yaptığım reva mı bir anneye? Ana gibi ana olaydın da
evladının başında duraydın. Anne, ne olur geri getir Mine'yi. Hani giderken bana dikleniyordun ya. Sen ne dersen de gideceğim. Ne ceza verirsen ver diyordun ya. İşte bu onun bedeli. Böyle inat etmeye devam edersen sürede uzar ona göre. Şekerli mi içersin bilemedim. Şekersiz. Şekersiz. Sanki rüyada gibiyim. Gözümü açınca her şeyin değişeceğinden o kadar çok korkuyorum ki. Bitti artık. Rüya değil. Abim bu hastaneden sapasağlam çıkacak. Endişelenme artık. Çok şükür. Hala inanamıyorum. Böyle ölümüne gün sayarken benim için inanılmaz bir şey bu. Sayende. Ben sadece vesile oldum. Daha yaşayacak ömrü varmış. Asıl garip olan ne biliyor musun? Yani hayatın bana verdiği bir ceza olarak düşündüğüm insan yaptı bunları. Boş ver şimdi bunu. Geldi geçti. Büyütme o kadar. Yok, hayır. Hiç de küçük bir şey değil. Haksızlık etmişim sana. Teşekkür ederim her şey için. Günaydın Beyza Hanım. Günaydın. Senin kulağın deliktir. Halamı aradı mı Cihan? Hastaneden bir haber var mı? Yok, hiç duymadım konuştuklarını. O sünepe kız Fadime ya da Aysu ile konuşmuş olabilir mi? Böyle bir şey istemek için falan. Yok Beyza Hanım, konuşmadılar hiç. Tamam. Gözünü kulağını dört aç. Bir şey öğrenirsen bana muhakkak haber ver. Tabii tabii. Beyza, Mine nerede? Sana da günaydın. Beyza, bak geceden beri uyumadım. Annem Mine'yi nereye götürdü? Bir şey biliyorsan söyle. Doğru diyorsun. Benim çocuğum olmuyor ya. Halam bana şantaj yapamaz. O yüzden her bildiğimi söylemem gerek, değil mi? Defalarca teşekkür etmene gerek yok. Ettin zaten. Sıkı sıkı boynuma da sarıldın zaten. Yok canım, ne sıkı sıkı sarılması. Ha. İçinden gelerek yapmadın yani. Zorlamasaydın kendini. Mecbur hissetme yani. Yok öyle mecburiyetten değil de. Yani abimin kurtulduğunu duyunca o an teşekkür için. Yani. Güzel. Sevdim ben bu teşekkür yöntemini. Ben bir hemşirelerle konuşayım. Abimin durumunu falan da sorarım.
seni sevemem yasak çiçeğim. Biten her şey gibi tükeneceğim. Seni bir seversem bir gün ansızın öleceğim. Kalbimde kendini al da öyle gir. Ah bu çalan şarkımız yarim yarim eski bir anışımdı. Sen gelinimdin benim yarim yarim damadın nerede şimdi? Neyleyim baharımı, hazanımı, sevda çiçeğim solmuş. Bir yanan kalp vardı senin için, gittiğin gün o durmuş. Ah bu çalan şarkımız yarim yarim eski bir anışımdı. Sen gelinimdin benim yârim yârim, damadın nerede şimdi? Bak yalvarırım söyle, Mine nerede? Nereye götürdü onu? Benim bildiğimi nereden çıkardın? Halan senden bir şey saklamaz. Nereye götürdüğünü biliyorsan söyle diyorum. Bak yalvarırım sana. Diyelim ki biliyorum. Niye sana söyleyeyim ki? Koşa koşa hançere giderken sen beni düşündün mü hiç? Şimdi sana acıyıp kızının yerini söylememi istiyorsun. Daha çok beklersin. Beyza, bak yapma bunu. Bir şey biliyorsan söyle diyorum. Ne olur yapma bunu. Sen o hançer denen gece kondu gülünü savunurken düşünecektin. O zaman tarafın belli oldu demiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Şimdi git kendi tarafında oyna. Cihan? Yenge. Cemil abi uyandı. Gözlerini açtı. Haber vermek istedim. Öyle mi? Çok sevindim. Sen iyi misin? Sesinde bir tuhaflık var. Yenge, evde bir sorun yok değil mi? Şey... Ay elim ayağım titriyor hala. Cihan da anlamış mıdır acaba? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Merak etme, her şey yolunda. Hançer'e selamımı söylersin. Tekrardan geçmiş olsun. İyi idare ettin. Demek isteyince yalan söyleyebiliyormuşsun. Mine için yapmak zorunda kaldım. Bak benim dayanacak gücüm kalmadı. Bir şey biliyorsan söyle diyorum Beyza sana. Bak, söyleyeceğim şey aramızda kalsın ama. Tamam, tamam bak kimseye söylemeyeceğim. Yemin ederim hiç kimseye bir şey söylemem. Benim de bazen canım çok yanıyor. Halama çok kızıyorum. Ama yiğidi öldür, hakkını yeme. Metotları işe yarıyor. Seni nasıl da hizaya getirdi. Ondan öğrenecek çok şeyim var. Ya tamam Hançer, sakin ol. Lütfen sakin ol, tamam. Oh. Tamam. Şu meşhur Cihan Develioğlu bu muymuş? Fotoğraflarda görmüştüm ama
Yakından daha da yakışıklıymış. Hiç hallenme. Görmedin mi? Yüzüğü var, evli galiba. İyi de dünden beri buralardaydı. Karısı olsa görürdük. Az önce yanında bir kız vardı. Onun karısı diyeceğim ama. Ne alaka? Öyle ters sahibi bir adamın böyle sıradan bir kızla olacağını mı sanıyorsun? Üstünü başını görmedin mi kızım? Baksana adam ne kadar ters. Hiç bunun tipi mi? Akrabası falan herhalde. Evet, bir de ezik. Ben de zaten ihtimal vermezdim. Cihan abi hala Hançer ablanın yanında. Gece de gelmedi ya. Kene Beyza kudurmuş hasedinden. Çatacak yer arıyor resmen. Sakın bir şey söyleyeyim deme. Onlar bir şey deseler de ağzını açma. Hiç onun üstüme sıçratır mıyım annem? Sen merak etme. Hançer'in abisi nasıl oldu acaba? Ben de merak ettim. Bir arasam mı? Kötü haber alacağım diye elim telefona hiç gitmiyor. Ama korkunun da Ecel'e faydası yok. Bir ara bakalım. Hançer abla, nasılsın? Ya abini merak etmiştik de nasıl oldu? Oh, çok şükür. Ne olmuş? Atlatmış tehlikeyi. Ay, çok şükür. Selam söyle. Ben seni daha fazla tutmayayım. Gözün aydın. Bak annemin de selamı var. Kolay gelsin. Fadime abla ilaç verir misin? Biraz başım ağrıyor da. Ama hiç açacına olur mu kızım? Önce bir şeyler atsaydın ağzına. Yok yok, hiçbir şey istemiyorum. Sen ilaç ver bana. Emine kalktı mı acaba? Kahvaltısını hazırlayayım onunla. Mine yok. Yazık ya. Ne oldu Sinem ablaya böyle? Benim bir şeyden haberim yok. Saklama Gülsüm. Bak neyi sorunca kadın ağlayacaktı neredeyse. Mukadder Hanım bir şey mi yaptı yine? Dün aldım neyi gitti. Döndüğünde de yanında yoktu zaten. Sinem Hanım onu dinlemeyince o da böyle bir ceza veriyor demek ki. Bu kadın kalpsiz diyorum, inanmıyorsunuz bana. Vicdansız. Ne dedi hemşire? Hemşire? Abini sormaya gittin ya. Şey ben baktım hemşirenin yerine, hemşire yerinde yoktu. Sonra su içtim, sonra yukarı çıktım hemşireye bir daha bakmak için. Sonra baktım yok, ben geri geldim. İyi misin sen? Bir şey yok değil mi? Yok, ne olsun ki. Sinem Hanım, artık ağlamayın lütfen. Harap ettim kendini. Elimde değil ki Fadime abla. Ne oldu bilmiyorum. Ama yardım edebileceğimiz bir şey varsa çekinme, söyle. Hiçbir şey yok. Kimsenin yapabileceği hiçbir şey yok. Heh, getir kızım, getir. Hadi bir kaşık çorba iç, kursağından bir şey geçsin. İstemem. Hiçbir şey istemiyorum. Mine yokken boğazımdan hiçbir şey geçmiyor. Thank you.
Kusura bakma. Şimdi bitiyor. Buna bakmam gerekiyordu. Yok, tamam lütfen. Yenge. Geldim, geldim. Ya niye bu kadar acele ettiniz? Biz buradayız. Ay evimin direği burada yatarken. Yani evde yan gelip yatmak hiç içime sinmedi. Yenge biz de burada bir şey yapamıyoruz ki. Burada bekliyoruz. Sen Emir'le ilgilenseydin keşke. Emir'i nereye bıraktın? Hatice de. Ay bırak şimdi Emir'i. Abinin durumu nasıl? Ne oldu? Yok haber yok, öyle bekliyoruz öylece. Beni sormuşsunuz. Hah, abimin durumu nasıl? Bir şey belli oldu mu onu sormak istedik. Durumu iyiye gidiyor. Doktorumuz eğer böyle devam ederse akşamüstü onu görebileceğinizi söyledi. Ay, çok şükür. Bak sana söylediğim gibi abin iyi olacak. Artık merak etme. Hançer ben dinlendim artık. Hadi sıra sende. Yok ben abim çıkana kadar burada olacağım. Kızım Betin benzin atmış. Abin de seni böyle görsün istemezsin. Hançer, yengen haklı. Gel seni eve götüreyim. Ben abim çıkana kadar buradayım. Üzgünüm. Ya istesen de göremezsin şu anda. Hem bu ara biraz dinlenirsin. Hadi gel. Merak etme. Ne zaman istersen seni getiririm ben. Kızım bak ben kocamın başındayım. Sen de kocanın sözünü dinle. Git bir iki saat dinlen. Zaten buradayız yani ne yapacağız? Bekleyeceğiz işte. İyi tamam. Ama bir şey olursa beni hemen arayacaksın tamam mı yenge? Tamam tamam merak etme. Hadi gidin siz ya. Dinlenin biraz. Hadi. Hadi. İyi misin? İyiyim. Bir an başım döndü sadece. Dün geceden beri bir çorbada duruyorsun zaten. Eve gitmeden önce bir şeyler yiyelim. Ya yok canım. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Olmaz. Abini iyi edelim derken seninle uğraşmayalım şimdi. Ya dün geceden beri hastanedeyiz. Baksana üstüm başım hiç müsait değil. Ya bence en iyisi sen beni eve bırak. Bir üstümü falan değiştireyim ben. Tamam. Eve gideceğiz zaten. Ama önce yemek yiyeceğiz. Ya ama bak... İtiraz istemiyorum. Hadi. Selam. Misafir kabul ediyor musunuz? Yonca. Misafirmiş. Evin betini, bereketini kaçıracak. Misafir dedin. Haberle gelin. Böyle çat kapı girmez içeri. Ya ya değil mi? Biraz öyle oldu ama. Nusret Beyciğim Beyza'nın canı sıkılmış. Bir git bak gör deyince. Ben de çat kapı geldim öyle. Canım arkadaşımı görmeye. Öyle olsun bakalım. Gülsüm. Sen Aysu'ya söyle. Bize bir kahve yapsın. Biz havuz kenarındayız. Hemen Beyza Hanım. İtiraz istemiyorum. Boşuna yorulma. Bir işe yaramayacak. Hadi. Oo Cihan hoş geldin. Kızım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Sami abi. Ya Gül seni sorup duruyordu. Görünce inan havalara uçacak. Gül Hanım. Gül gel gel bak kimler geldi. Gel hanım gel. Aa Cihan, nerelerdesin? Özlettin kendini. Hoş geldin, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gül abla. Sen buralara hep yalnız gelirdin. Kim bu güzel hanım? Karım, adı Hançer. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ne güzel ismin var senin öyle Hançerciğim. Teşekkür ederim, sağ olun.
Vallahi kusura bakma. Ben öyle sizli bizli konuşmayı pek sevmem. Bilesin. Cihan da ilk tanıştığımızda böyle senin gibi kalmıştı. Ama artık alıştı. Sıkıntı yok Gül abla. Ya ayakta kaldılar. Narin gülüm. Kibar kibar bana çeneni kapat diyorsun yani. E haklı da. Hadi bakalım buyurun. 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 Nusret de bu arsızda ne buluyor anlamadım. Niyesi belli değil mi Mukadder Hanım? Neymiş o belli olan? Hani erkekler böylelerine ikinci baharı yaşarız diye kapılı veriyor ya. Nusret Bey de buna kapılmış olmasın diye. Hadi oradan be. Benim kardeşim bu sekreter parçasına mı kaldı? Bakma o kendi kendine havalara giriyor. Yoksa eve temizliğe bile almaz bunu. Ben öyle demek istemedim. Yoksa Nusret Bey kim? Bu kim değil mi? Öyle tabii. Sana fikrini soran olmadı. Üstüne vazife olmayan şeylere de karışma bundan sonra. Eh, ne yerdiniz bakalım? Her zamanki köfteden. Yanına da piyaz. Yersin değil mi? Vallahi karım diye söylemiyorum. Bir piyaz yapar, parmaklarınızı yersiniz. Gül ablanın köftesinin üstüne köfte tanımam. Balkan usulü. Bu kadar gazdan sonra ben gideyim köfteleri ocağa atayım bari. Holdingten arıyorlar. Buna bakmam lazım. Ben alırım. Zahmet oldu. Olur mu öyle şey? Aa, kıza şimdiden iş mi yaptırıyorsun? Gördün mü? Azar işittim. Bak, Gül Hanım sana kıyamadı. Ya olur mu öyle? Ben kendim aldım aslında. Ben böyle samimi görünce takılayım dedim. Allah iyilerle karşılaştırırmış demek ki. Cihan yüce gönüllüdür. Allah da karşısına hem senin gibi güzel, hem kalbi güzel birini çıkarmış. Buyur oğlum, buyur geç bakalım. Demek babam istediği için geldin öyle mi? Kim bilir ne hinlikler var kafanda. Aşk olsun. Kalbimi kırıyorsun ama. Yonca, hiç oyun oynayacak halim yok. Ne istiyorsun söyle. Ya vallahi baban istediği için geldim. Saçma sapan şeyler yapıyormuşsun. Yani endişelendim ben de. Sonuçta kaç yıllık arkadaşımsın değil mi? Hayret bir şey ya. Babam oturup sana mı anlattı bunları? Bir de senin gibi fırsatçıya. Gerçekten kalbimi çok kırıyorsun. Bir dinlesen. Çabuk olsana biraz. Ne dikiliyorsun alık? Başka bir şey istiyor musunuz diyecektim. İstemiyorum kaybol. Benim senin gibi şantajla, tehditle benden para almaya çalışan birine ihtiyacım yok. Tamam, ne desen haklısın. Bak aramızda bir sürü tatsız şey gelişti. Ama bunlar biraz da çaresizliktendi. Hem bak ben aramızdaki bu tatsızlığı bitirmek için de geldim. Sana niye inanmıyorum acaba? Ben sana ne kadar samimi olduğumu kanıtlayacağım.
Al. Bunların hepsi sende kalsın. Hiçbirini istemiyorum artık. Yemiyor musun? Abim köfteyle piyazı çok severdi. Biliyorum. Kına gecesi bizi köfteciye götürdü. Çok tatlı bir mekanda. Emir de vardı. Beraber konuştuk, sohbet ettik. Tamam söz. Abin iyileşsin. Onu da buraya getireceğiz. Ama köfteler soğudu. Soğuduğu zaman bir işe yaramaz. Ay Allah ne kadar sıkarım. Böyle. Çenede çenede. Domates lekesi de çıkmaz ki böyle şimdi. Hançer bir gelsene. Al bunu git değiş üstünü. Ay Gül Hanım alamam. Siz satıyorsunuz bunları. Ben öylece alamam şimdi. Olur olur. Neden olmuyormuş? Hadi. Kırma ablanı, değiş üstünü. Yok bakın olmaz öyle. Ben eve gidince üstümü değiştiririm zaten. Siz hiç zahmet etmeyin. Biz de genç olduk kızım. İnsan sevdiğinin karşısında böyle rahat rahat oturmak ister. Hadi kırma ablanı, değiş üstünü. Hadi. Yüzün kızarsın, elin titresin. Daha kendini ne kadar rezil edeceksin acaba? Az önce yanında bir kız vardı. O mu karısı diyeceğim ama. Ne alaka? Öyle ters sahibi bir adamın böyle sıradan bir kızla olacağını mı sanıyorsun? Üstünü başını görmedin mi kızın? Baksana adam ne kadar ters. Hiç bunun tipi mi? Akrabası falan herhalde. Evet, bir de ezik. Ben de zaten ihtimal vermezdim. Şimdi samimiyetime inanmışsındır herhalde. Sen beni aptal mı sandın? Sen bunların kesin kopyalarını çıkarmışsındır. Her şeyin üstüne yemin ederim ki kopyasını falan hiçbir şeyini almadım. Niye yapıyorsun bunu? Çünkü değiştim ben. Sen değiştin öyle mi? Evet değiştim. Eski Yonca değilim artık. Baban sayesinde. Bak babam bana iyilik yaptı. İş verdi. Sayesinde elim ekmek tuttu benim. Bugüne kadar çıkarsız hiç kimse yaklaşmamıştı bana. Ama baban öyle değil. Çıkarsız ilişkilerin de kurulabileceğini gösterdi bana. Ben de sana bunun için bir zeytin dalı uzatmaya geldim. Böylesine iyilik gördüğüm bir kapıya da ihanet edemem. Hadi bak al bunları. Unutalım her şeyi. Bitsin aramızdaki bu gerginlik. Tüt 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 maşallah. Allah övmüş de yaratmış. Bunca yıldır dikerim, örerim. Kimseye bu kadar yakıştığını görmedim. Ben de ne diyorsam. Çul giysen yakışır sana zaten. Allah kem gözlerden saklasın. Ay ben de konuştum konuştum utandırdım seni. Neyse sizi baş başa bırakayım. Hadi afiyet olsun. Gömlek yakışmış.
Söylediklerin doğru mu? Sana nasıl kanıtlayabilirim bilmiyorum ama artık tehdit, şantaj, oyun hiçbir şey yok. O geceler boyunca uzun uzun konuştuğun, her şeyini anlattığın... ...yalansız, dolansız, çıkarsız eski sevdiğin arkadaşın Yonca var karşında. Hem bak ben seninle sohbet etmeyi çok özledim. Ben de. Sen şimdi söyle bakayım bana. Şu gecekondu kızı mı senin canını sıkıyor? Heh? O kızı bir kaşık suda boğasım var. Ya baban anlattı bana her şeyi. Çocuk doğurup Cihan'a verip gidecekmiş, hepsi bu kadar. Sen de bu süreçte sabredeceksin biraz. Hiç öyle olmayacak. O köprünün altından çok sular geçti. Cihan'ın hali hal değil. Kaptırıyor kendini gecekonduluya. Ya erkek bu, saçmalama. Bugün seviyorum der, yarın yüzüne bile bakmaz. Nasıl annesi istedi seninle evlendi, annesi istedi onu da bırakır. Bu sefer öyle olmayabilir. O yılan resmen zehirledi Cihan'ı. Halamı bile dinlemiyor artık. Şu an yeni diye kıymetli. Cihan ondan alacağını aldıktan sonra geçecek bunlar. Halam da öyle diyor da benim hiç umudum kalmadı. Sen niye karalar bağlıyorsun ki, ben anlamadım. Yani o kız seni geçip baş köşeye falan mı oturacak? Hayır. Öyle mi diyorsun? Tabii ki öyle diyorum. Sen içini ferah tut. Sadece sabret ve Cihan'a kavuşacağın günü bekle. Hadi yesene. Buz gibi oldu yemekler. Şunu da alalım da başka bir kaza çıkmasın. Aklın hala abindeyse merak etme. Sen içerideyken ben yengenle konuştum. Abinin durumu gayet iyi. Doktor kontrole gelmiş. Gerçekten mi? Evet. Akşam abini görebilirsin. Sen güçlü dur ki ona moral olsun. Çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etmek yerine yemini yesen daha iyi olacak. Gözlerini gölgelemesin. O kız dış kapının dış mandalı. Ya sen o ailedensin. Aynı kandansınız siz. Hem sen niye kendini böyle eğreti gibi hissediyorsun ki? Buradan gitmesi gereken biri varsa bu da o kız. Sen değilsin. Hem bak senin halan da baban da arkanda. Ya daha ne olsun? Yani sonuçta halan sana kızsa da hep yanında. Baban hepinize kol kanat germiş bir durumda. Yani siz ailece böyle kenetlenmişsiniz zaten. Dıştan gelen biri sizin düzeninizi bozamaz. Ben halanla baban kadar birbirine sahip çıkan kardeş daha görmedim. Öyle. Babam her zaman halamın yanındaydı. En zor zamanlarında hep ona destek oldu. Eniştem öldürüldüğünde halam iki çocuğuyla ortada kaldı. Babam onlara sahip çıktı. Enişten öldürüldü mü? Aşık olup gittiği sevgilisi sıktı buna. Yani kadını da tanıyorum. Bunu nasıl yaptı hala aklım almıyor. İyi de neden? Yani katil olacak biri gibi değildi. Bir de her şeyi elde etmişti zaten. Eniştemi, parayı. Eniştem onunla yeni bir yuva kurabilmek için halama boşanma davası bile açmıştı. Yani boşanmak üzereyken mi öldürüldü? Elinde avucunda ne varsa satıp o kadınla yeni bir hayata başlayacaktı. Ama mallarını satamadan öldü. Ama halam öyle bir beddua etti ki darmadağın oldular. İşte yuva yakının yuvası olmazmış derler. Belki de eniştem halama yaptığını o kadına da yaptı. Aldattı. O kadın da halamın yapamadığını yapıp öldürdü onu. Zamanlama çok manidar. Belki de eniştenin başına sevgilisi değil, halan bir iş getirdi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Aşk olsun. Ne demek? Her zaman bekleriz. Yalnız arayı fazla açmayın çocuklar. Tamam mı? Geliriz. Sık sık geliriz, merak etmeyin. Gül ablam böyle köfte yaptığı sürece.
Bir de sevinçli bir haber alırız belki sizden. Ay dur dur. Bekle hançer, bekle. Hanımın aklına yeni bir şey geldi galiba. Al bakalım. Ne bu? Eve gidince bakarsın, ufak bir şey. Ya çok teşekkür ederim. Ne demek? Hadi, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi. Yine bekleriz ha. Evet. Nasıl da ciğerini dağladım senin. Bundan sonra söylediklerimi çiğnemezsin artık. Bu ne şimdi? Bir kelime daha etsem zaten çıkarmayacak mıydın? Git koy onu yerine. Cezam neyse razıyım. Şimdiden kes. Çünkü ben o hastaneye gideceğim. Buna ne hacet? Sen bu kadar kararlıysan seni kim durdurabilir? Buyur git. Ne duruyorsun? Hadi geç kalma. Bizden de selam söyle gelin hanıma. Olur, söylerim. Cezam neyse razıyım. Şimdiden kes. Çünkü ben o hastaneye gideceğim. Bana söz ver. Bir saat de olsa uyuyacaksın. Bilmiyorum ki uyku tutar mı? Zor süreci atlattık. Abinin hayatı tehlikesi kalmadı. Artık iyileşme süreci. Ama seni huzursuz eden başka bir şey varsa dediğim gibi. Oturup konuşuruz. İyi ki geldin canım arkadaşım. Seninle kavuştuğum için çok mutluyum. Ben de. Bak daha sık görüşelim tamam mı? Cihan gelmiş. Benim artık kafamı kurcalayan hiçbir şey kalmadı. Yani bu ara anladım ki böyle her şey konuşularak çözülmüyormuş. Yani bazen konuşmadan sadece yaşayarak, görerek öğrenmek gerekiyormuş bir şeyleri. Ben de artık öyle yapmaya karar verdim. O zaman buradan başlayalım.